Formül olarak ifade edersek bunu, elde edilen ürünün yani çıktıların parasal düzlemde, para düzleminde, parasal ifadesinin, çünkü aynı bir birime getirmek zorundasınız bir oranın payında ve paydasında olanları, hepsini para düzleminde ifade etmeye kalkıyoruz ve diyoruz ki ürünün miktar olarak, parasal olarak efendim ifadesini neye, üretim girdilerine oranlayacağız. Alınan bölü verilen diyeceğiz. Alınan bölü teorik olarak alınması gereken demeyeceğiz. Alınan bölü verilen diyeceğiz. Bunu ürün veya girdiler diye Türkçe ifade edeceğiz. Output veya input diye ifade edilen Batı dillerinde bileceğiz. Geçen ders işlendiği için. Veya bir döneme göre ifade edeceğiz. Ürün miktarı girdilere göre diye ifade edeceğiz. Ve arkadaşlar bunu böylece işletme için bir bileşke olarak ifade ettikten sonra bileşkeye, yani sadece büyük asıl produktivite anlamında söylüyorum ifade ettik. Şimdi diyeceğiz ki arkadaşlar biz bunlardan üretim girdilerimiz neler? Arazi. Bakın şurada şöyle bir şey yapalım, işaret seçenekleri. Arazi diyeceğiz. Bu birinci üretim girdileri. Fabrikamızın kapalı alanı, açık alanı. Bunlar etki eder. Üç katlı bir binadan fabrika veya imalathane yapanlar var. Bir alana yayılarak ferah ferah sistemlerini kuranlar var. Demek ki biz buna alan veya arazi. Eğer biz tarımla meşgulsek arazi diyeceğiz. Sanayide ise alan produktivitesi diyeceğiz. Başka ne var arkadaşlar? Malzemeyi bu işin içine girdiğini göreceğiz. Biraz önce ne dedik? Şöyle bir metre, iki metre saç dedik. Bu saçı ne yapacağız arkadaşlar? Malzeme olarak belli bir para ödüyoruz. Peki başka? Makine gücü ve işçilik. Başka neler söyledik geçen hafta? Karma produktiviteleri söyledik. Bu üretime giren unsurlara nazaran ayrı ayrı siz oranlarsanız buna girdileri itibariyle produktivite tanımları diyeceğiz. Şimdi süratle oralara geliyorum. Geçen hafta işledik. Arazi, malzeme, makine, iş gücü, bunlara göre karma produktivleri de şöyle bahsetmiştik arkadaşlar. İşçilikle mühendisliği bir araya getirebiliriz. Buna karma produktivitenin bir tanesi. Ürünü işçilik artı mühendisliğin bir kısmı. Alfa değeriyle çarparak. Bir alfa katsayısıyla çarpıyoruz. Her işletmede değişik olabilir. Bir elektronik malzemeler üreten işletmede başkadır. Mekanik malzemeler üreten işletmede başkadır. Bir mobilya veya marangoz atölyesinde başkadır. Ama siz bilgisayar teknolojileri, high teknolojilere hitap eden bir üretim kuruluşundaysanız bu alfa çarpı M çok önemlidir. Büyük bir miktar olarak girer buraya. Bazen iyiyi fersah fersah geride bırakır. Çünkü işçilikler, buradaki işçiler normal mühendislerdir, elektronik mühendislerdir ama şuradaki mühendislik dediğimiz belki onlar da sadece laboratuvar ortamında çalışan daha üst buluş ve icat ortaya koyan, yenilik ortaya koyan, inovasyon ortaya koyan mühendisler tiplerdir. Herkes çünkü mühendistir. O zaman işçilerin adına mühendis diyeceğiz. Öyle koyabiliriz. Diğer mühendislikleri de bu şekilde her gün bir gelişmeyi sağlayan mühendisler diyeceğiz. 10 sene 1996-12-13 sene içinde arkadaşlar bilgisayarlarda 96 ile 99 arasında ben dekanlıkta bir yöneticilik vazifem de vardı. O günlerde internet kafeyi kurduk. 96-97'de o gün şurada gördüğünüz internet kafe. Sonra birkaç zaman sonra işte o 45 kişilik ayrı mekanlar eklendi filan. O günlerde arkadaşlar bilgisayarları mühendis öğretim üyesi arkadaşlarımızın masasında birer tane bilgisayar yoktu. Ama süratle 700 tane bilgisayar sahibi oldu üniversitedeki
personel, asistan ve öğretim üyeleri. Neydi biliyor musunuz? Masaüstü, bugün desktop dediğimiz masaüstü bilgisayarların hard diskini söylüyorum. Sıkı durun. 1.2 GB. Kocaman bir Maxtor veya efendim başka bir marka. 1.2 GB hard disk kapasitesiydi. Şimdi benim cebimde, sizin cebinizde 8 GB'lık küçücük flash bellekler var. Hızlar peki neydi? Hızlar 4 GHz ile Armstrong diye küçük bir makinemiz vardı, makine mühendisliği bölümü. Bademlik dedik o zaman. Sonra 80086XT diye bir model çıktı. Masaüstü bilgisayarlar. Bir tuşuna, tuş düğmesi var, basıyorsunuz. 12 GHz'e çıkarıyor. Megahertz'e çıkarıyor şeyi. Hızı. Megahertz, GHz değil. Bugün 4 GHz civarındadır. Şu bilgisayarın 1.6 ile 2.8, 3.2 arasında notebook bilgisayarların, hepiniz bilirsiniz, hızları böyle ama 3'e 4'e kadar geldi bu rakamlar. GHz. 1000 misli büyümüş. Sonra 75, 4, 12, 75 megahertz hızlara çıktı. Sonra arkadaşlar bu rakamlar gittikçe büyüdü. Şimdi benim evde var 700 megahertz, 1 gigahertz değil, Celeron. 900'e içindeki küçücük bir şeyle değiştirsen biraz daha hız artar. Zaten anakart müsaade etmez, daha da yükseltemezsin. Yani onu ne yapamazsın? Upgrade edemezsin. Böyleydi bilgisayarlar. Şu 5-10 sene içindeki bu gelişme öyle gösterdi ki içinde bir tane ne var arkadaşlar? Mikroprosesör dediğimiz mikro işlemci var. O günden bugüne onlar hep 100 doların altına düşmez. Kapasiteleri yükselir ama düşmez. Öyle bir noktadaki süratle oradaki gelişmeyi söylüyorum. En az o günden bugüne arkadaşlar, bakın 4'ten yine 4 GHz'e, 4 MHz'den 4 GHz'e. Ne demektir arkadaşlar? 4 MHz, bilenler var, parmak kaldırsın. Evet. Hocam dijital bir noktayı... Bir saniyede ne kadar işlem yapar? 4 milyon. Milyon. 4 milyon işlem yapar. Yahut da bir saniyenin 4 milyonda biri kadar bir zamanda bir işlem yapar. Bu hız yetersizdi. Yaptığımız bir çalışmanın geceleyin basit bir 9 iğneli uçlu pinli bir Citizen diye bir printer'da sabaha kadar continuous veya continuous çıktısını sürekli kağıt şeklinde bırakıp giderdik makineyi. Onu birkaç dakikada yapmak mümkün bugün. Çünkü 1000 misli hız diyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu alfa çarpı en mühim. Alfayı nasıl yorumlayacağınız mühim. İkinci karma produktivite. Şu gördüğümüz araştırma geliştirmedir. Öbüründe mühendisliktir. Bunda araştırma geliştirmedir. Şimdi buna ait de bilgiler verdik zaten. Başka arkadaşlar, şimdi yavaş yavaş biz bunlardan geçen hafta şunun üzerinde durduk. Aman ha, sakın ha, produktivite artışı deyip de, produktivite artışına hayran olup da, yeni makineler satın alıp, makine gücü produktivitesini arttırdım, yeni yüksek teknoloji ürünü makineler satın aldım, iş istasyonları kurdum, fabrikanın birçok yerindeki bu tezgahları yeniledim, İş gücü produktivitesini arttırdım deyip de kabarmanın lüzumu yok. Güzel bir şey yaptın fakat sen fabrikaya yeni bir sermaye yatırımı koyduğun için beher lira karşısında elde edilen kar rakamını küçültmüş olabilirsin. Biz ise buna hiç hoşlanmadığımız bir durumdur. Rantabiliteyi düşürmüş olabilirsin diye bu yaptığımız işi beğenmeyebiliriz.
Onun için arkadaşlar şu ekranda görünen ifadeye bakınız veya perdede, produktivite artışı her zaman rentabilite artışı sağlamayabilir, hatta düşüşüne sebep olabilir. O zaman biz asıl olan mühendislikte rentabiliteyi arttırmaktır. Şimdi arkadaşlar bakınız, alan produktivitesi ve sonra birçok produktivitelerin burada sırasıyla malzeme produktivitesine sonradan gelmişiz. Biraz önce verdiğim misaller var burada. 1000'e 2000'lik saç yerine 1200'e 2400'lük saç. İş gücü produktivitesinden bahsetmişiz. Bunlardan sırasıyla bahsedeceğiz arkadaşlar. Kaldığımız yere geri dönelim. Kaldığımız yer karma produktiviteleri bitirdik. Üçüncü isim altında alan produktivitesine geldik. Şimdi bir soluklanalım, teneffüs yapalım hepimiz. Ondan sonra onu çeyrek geçe dersimize başlayalım.